AK Parti Anayasa Mahkemesi'nin memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartını iptal etmesinin ardından yeni bir düzenleme için harekete geçti. AK Parti güvenlik soruşturması ile ilgili iki alternatifli taslak hazırladı. İşte o taslakların ayrıntıları. Güvenlik soruşturmaları sil baştan değişiyor. Anayasa Mahkemesi 29 Kasım'da dikkat çeken bir karara imza attı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından getirilen memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılması şartını iptal etti. Yüksek Mahkeme buna gerekçe olarak da özel hayatın ve kişisel verilerin korunması ile ilgili gerekli mekanizmaların olmamasını gösterdi. AK Parti bunun üzerine memuriyete girişlerde yasal bir boşluk oluşmaması için yeni bir düzenleme hazırladı. Ancak o düzenlemede sadakat, işbirliği, devlete bağlılık, yurt dışında davranış gibi soyut ifadelerin yer alması tartışmaya neden oldu. Hem AK Parti içinden hem de muhalefetten düzenlemeye eleştiriler geldi. AK Parti tartışmalar üzerine ara tatilden önce meclis gündemine getirdiği düzenlemeyi geri çekti. Torba yasadan çıkarılan madde şimdi AK Parti'nin hukukçu kurmayları tarafından rötuşlandı. AK Parti güvenlik soruşturmasına ilişkin iki alternatifli taslak hazırladı. İlk taslakta silahlı kuvvetlerde görev alacaklar hariç, kamunun diğer birimlerinde çalışacaklarla ilgili mevcut sistemin korunması öngörülüyor. Yeni bir güvenlik soruşturmasına gerek olmadığı görüşü öne çıkıyor. İkinci alternatif olarak da güvenlik soruşturmasına ilişkin uygulamanın mevzuattan çıkarılması yerine arşiv taraması yapılması gündeme geldi. Güvenlik soruşturmasının subjektif olduğu, bu sebeple arşiv taramasıyla yetinilmesinin demokratik hak ve özgürlükler açısından daha doğru olacağı belirtildi. Ayrıca güvenlik veya arşiv soruşturmasıyla elde edilen verilerin ortak bir havuzda toplanması da önerildi. Ortak havuzda toplanan veriler, istihbarat birimlerinin ayrı ayrı araştırma yapmasını da önlemiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşü alındıktan sonra hangi alternatifin meclise sunulacağına karar verilecek.